Kültür ekranı KRT'den herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün 15 Nisan Pazartesi, güne iz bırakan gelişmelerle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri aktaracağız ve farklı noktalara da gideceğiz. Evet, işsizlikte son 10 yılın rekoru sevgili izleyenler. Öyle ki TÜİK Ocak 2019 verilerini açıkladı. Türkiye'de işsiz sayısı 4.668.000 kişi olmuş oldu ve böylece 3.9 puanlık artışla %14.7'ye yükseldi işsizlik oranı. Bakacağız. İstanbul'da sayımlar ne durumda, ona bakacağız. Maltepe devam eden tek ilçe sevgili izleyenler ve AKP ve MHP'nin itirazıyla, hatta sandık görevlilerinin tutanakları imzalamayı reddetmesi üzerine sayım durdu ve son 48 saatte de 2 kez sandık sayımına engel gelmiş oldu. Sabah yeniden başladı sayımlar. Peki şu anda son durum ne? Birazdan Maltepe'ye de uzanacağız. Son bilgileri arkadaşımızdan alacağız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiler ve binlerce liralık ceza kesildi sevgili izleyenler. Ve ticari araç sahipleri Yenikapı'da bir miting alanında orada eylem yaptılar. Bundan haberimiz yok, bize tebligat gelmedi diye seslerini duyurmaya çalıştılar. Bakacağız, güne iz bırakan gelişmeler böyle. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Evet, işsizlik dedik değerli izleyenler. Son 10 yılın rekoru kırıldı bu konuda ve 4.668.000 kişiye çıktı işsiz sayısı. İşsizlik oranı 3.9 puanlık artışla %14.7 oldu. Ocak 2019 döneminde işsiz sayısı geçen aynı dönemine göre 1.259.000 kişi artarak 4.668.000 kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 6.8 puanlık artışla %26.7 olarak verinin yayınlanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en yüksek seviyeye geldi. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 872.000 kişi azalarak 27.157.000 kişi, istihdam oranı ise 1.9 puanlık azalışla %44.5 oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 345.000, tarım dışı sektörlerde çalışan kişi sayısı 526.000 azaldı. İstihdam edilenlerin %17'si tarım, %19'u sanayi, %5'i inşaat, %57'si ise hizmet sektöründe yer aldı. İstanbul'da sayımların sürdüğü tek ilçe olan Maltepe'de sayım bitmiyor. AKP'nin talebi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verilen Maltepe'de AKP ve MHP'li sandık görevlilerinin tutanakları imzalamayı reddetmesi üzerine sayım durdu. Bu 48 saatte ikinci engel oldu. Sayım sabah yeniden başladı ve sayımları an itibariyle iki kurul yapıyor. İstanbul'daki sayımların en kritik merkezi artık Maltepe. Ancak buradaki sayımlar bir türlü bitmiyor. AKP Maltepe'de oyların tekrar sayımını istedi, seçim kurulu kabul etti. CHP iki kurul sayacağına daha fazla kurul saysın dedi, seçim kurulu kabul etti. Oylar sayıldı. Oylar sayıldıktan sonra AKP daha fazla kurulca sayılmasına itiraz etti. AKP ve MHP'li sandık görevlileri tutanakları imzalamadı, sayım durdu. Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesine karar verdi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu pazar sabahı Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na AKP ve MHP'li görevliler tutanaklara imza atmayıp şerh düşse de siz sayıma devam edin diye yazılı talimat vermişti. Maltepe'deki sayım oy birliğinin hızlandırılması yönündeki seçim kurulu kararına MHP ve AKP'lilerin tepkisi ve sayım alanına topluca girmesi sonucu bir kez daha durmuştu. Böylece sürecin noktalanması için kritik bir yer olan Maltepe'de sayım ikinci kez durmuş oldu.
CHP Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi kararına itiraz etti. CHP tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen itiraz dilekçesinde Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılması istendi. Tüm bunların yanı sıra Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Cuma gecesi sayım yapılan alanı basıp hakimleri tehdit eden ve sayımı engelleyen MHP ve AKP'li ilçe yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bilindiği üzere görevli hakimler videoları da kanıt olarak tutanağa geçmişti. Evet, şimdi Maltepe'ye uzanacağız. Son bilgileri arkadaşımız Gökhan Gülbasar'dan alacağız. Gökhan, nedir son bilgiler? Evet, Maltepe'de bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeyiz. 1089 sandığın sayımına devam ediliyor. Artık son aşamaya gelinmiş durumdayız. Bir yandan da elbette gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde. Bakalım o 400 sandığın 3. kez sayımına onay verilecek mi, verilmeyecek mi? Ve birkaç saat içinde onun da sonucu geliyor olacak. Şimdi biz son gelişmeleri konuşacağız. Artvin Milletvekili, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayrak tutan konuğumuz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi tam son aşamaya geldik derken dün akşam saatlerinde yine çok farklı gelişmeler yaşandı. Hem AKP kanadından hem de MHP kanadından itirazlar geldi. İlk etapta İlçe Seçim Kurulu bu itirazları kabul etti. Şimdi gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda, evet, dedik. Siz de süreci yakından takip ediyorsunuz. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Bundan sonraki süreci nasıl görüyorsunuz? Oy sayımındaki şu anki son durum nedir? Kaç sandık sayıldı? Kaç sandık kaldı? Şimdi önce şunu ifade edeyim. Ben bir hukukçuyum. Partinin de Yüksek Disiplin Kurulu Başkanıyım. Burada bir komedi oynanıyor. En başından beri bir komedi oynanıyor ve bunu gülerek izliyorum. Yani hangi tarafından, hani deveye demişler ki hangi tarafın düz diye. Her tarafım eğri demiş. Bu da öyle bir şey. Yani gelinen noktada Büyükçekmece'den başlayan bir senaryo ortaya konulmaya çalışıldı. Büyükçekmece'de daha önce seçmen listeleri kesinleşmiş. Bununla alakalı YSK'nın koymuş olduğu bir takvim var. Bu takvime göre itiraz süreleri olabilir. Onun dışında hiçbir şey yapamazsınız. Bu takvimin dışına çıkamazsınız. Ama şimdi gördük ki İçişleri Bakanlığı'nın verdiği talimatta polisler evlere gidiyor. Önce onu denediler. Evlerden böyle bir şey çıkartmaya çalıştılar. Yani hukukta kesinlikle bir ilke vardır. Kanuni olmak ayrı bir olaydır. Yasal olmak ayrı bir olaydır. Hukuki olmak ayrı bir olaydır. Yani burada hem yasal olan hem hukuki olan bir tabloyla karşı karşıyaydık. Oradan bir şey çıkartmadılar. Şimdi ne yaptılar? Dediler ki Maltepe üzerinden bir oyun oynanmaya çalışılıyor. Bakın, ben 11 gündür İstanbul'dayım. Kendi seçim bölgemden geldim. Kendi seçim bölgemde Artvin'de de büyük bir başarıyla geldim. Sildik süpürdük Artvin'de AKP'yi. Sildik süpürdük, öyle geldim buraya. Bu tabloda şimdi şunu yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki sandıkları sayalım. Öncelikle buna baskı yapıyorlar. Hem sandıkları sayalım diyorlar, hem de bir yandan bizim sözcülerin ifade ettiği gibi mızıkçılık yapıyorlar. Bir yandan saymayalım diyorlar. Böyle bir tablo oluşabilir mi? Yani dün akşam ilçe seçim kurulunun siyasi parti temsilcileri, MHP ve AKP temsilcileri hiç olmadık bir şekilde, olmadık bir tabloyla diyorlar ki bu şekilde sayılan 400 sandıkla alakalı gerçeği bir kenara koyalım, yeniden sayalım. Burada ne olabilir? Şimdi YSK biraz sonra saat 14'te bir toplantı yapacak bu saatlerde. Tahmin ediyoruz ki oradan bir güzel bir karar çıkabilir diye diyoruz. Yani lehimize karar çıksın filan diye demiyoruz. Siyasal iktidarın mesajlarını alan Cumhurbaşkanı, bir AKP Genel Başkanı tarafından yönlendirilen bir Yüksek Seçim Kurulu ne olması lazım? Bağımsız olması lazım, tarafsız olması lazım. YSK'nın bu konuda vereceği karar çok önemli. Şunu istiyorlar daha doğrusu. Diyorlar ki burada karar vermeyin. Bu kararı öteleyelim. Bu karar, buradan verilecek olan karar çıktığı zaman İstanbul İl Seçim Kurulu seçimi kazanmış olan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını verecektir. Bu acı gerçeği kabullenmiyorlar. Bu acı gerçekten kaçmaya çalışıyorlar. Şunu ifade edeyim. AKP'nin terminolojisi şuydu. Hep derdi ki efendim sandık sandık sandık, milli irade, milli irade, milli irade. Biz de derdik ki ısrarla, ben bunu söylüyorum uzun yıllardır milletvekili olarak. Bunlar sandığı bir amaç olarak, demokrasiyi bir amaç olarak değil, bir araç, tramvay olarak görüyorlar. İşte ortaya çıktı. Bir travma ortaya çıktı. Bakın, sandıkta şu gerçeği kabul edin. Bütün herkes kabul etsin. Belki İstanbul'da Mansur Yavaş kazanmıştır. Mehmet Özaseki kaybetmiştir. Özür diliyorum, Ankara'da. Mansur Yavaş kazanmıştır. Mehmet Özaseki kaybetmiştir ama İstanbul için bunu demiyorum. İstanbul'da kaybeden Recep Tayyip Erdoğan ve onun politikalarıdır. Binali Yıldırım'ı kenara koyuyorum. Bu gerçeği kabul edemiyor. İstanbul devasa bir metropol ve bütün rant kaynaklarını kesecek bir siyasal anlayışı, bir demokratik düzeni İstanbul'un önüne koyacağız. Hiç tahmin etmiyorlardı. Ekrem İmamoğlu bu seçimi kazanır diye tahmin etmiyorlardı. Elin gavuru, hani bunlar gavur diyor ya, elin gavuru galakside milyonlarca yıldızı saydı, milyarlarca yıldızı saydı.
Şu ülke 15 gündür şurada bu ayıbı yaşıyor. Oy kullanan kişilerin sandıkta verdiği oyları sayamıyor. Bu ayıp bu Türk demokrasisine yeter. Bu ayıp AKP'ye yeter. Biz burada Mustafa Kemal'in milletvekilleriyiz. Bravo. Buradan her tarafa sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, Mustafa Kemal'in milletvekilleri burada sonsuza kadar yatacağız bu sonucu almadan. Aynen. Kimse bizim buradan terk edeceğimizi düşünmesin. Demokrasi içinde, özgürlükler içinde, hukuk içerisinde bir sözümüz var. Umudumuzu kıracağımızı zannediyorlar. Nazım Hikmet'in çok güzel bir sözü var. Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak, unutma aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak diyor. Direnmeye devam edeceğiz. Bu sandıkları korumaya devam edeceğiz. Buraya el vurdurmayacağız. Burası bizim namusumuz, şerefimiz. Bakın bir sayıyorlar, vazgeçiyorlar. Bir komedi oynuyorlar, memurlar bile imzalarını geri çekiyor. Böyle bir tablo olamaz. Türkiye'de böyle bir tabloyla karşılaşmanın garabeti şu demektir. Tek adam düzenidir. Israrla karşı çıktığımız, bütün bu ülkenin yasama, yürütme, kuvvetler ayrılığını bir adama vermeyin diye yalvardığımız, 15 Temmuz gecesinde o parlamentoda ilk gidenler, ilk bomba yiyen milletvekiliyim ben. Bunu vermeyin, bu Fethullah'la yatıp kalkmayın demiş olduğumuz Mustafa Kemal'in milletvekilleri bugün burada da bir tarihi görev yapıyorlar. Bakın burada yurttaşlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız hiçbir şey istemiyoruz biz. Biz diyoruz ki şurada oy namustur. Namusumuza sahip çıkmaya geldik. Dalavere maravere yapmaya gerek yok. Burası özel bir durum. Başka birine terk etmeye gerek yok. Bu bir seçimdi. Bakın biz Antalya'da illet diyorlardı, zillet diyorlardı. Antalya'da, Adana'da, Cumhuriyet'in başkentinde, göz bebeğimiz İzmir'de, Kuzeydoğu'dan, Güneşdoğu'ya, Artvin'den bu tarafa doğru belediyeleri aldık. Biz ne PKK'lıyız ne Fethullahçıyız. Hiçbir şey değiliz. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bunu iddia ediyoruz. Bu noktadayız. O nedenle bunlara diyoruz ki yapmayın bunu. Ayıptır. Ülkemize günahtır. Cumhuriyet'te kısa seçimler olur, kazanılır, kaybedilir. Vardır hayatın içerisinde ama böyle bir garabeti bu ülkenin önüne koyup bu cenazeyi bize kaldırmaya zorlamayın. Böyle bir tabloyla bizi karşı karşıya bırakmayın. O nedenle buradan bütün Türkiye'deki yurttaşlarımıza, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden bütün Türkiye'de kalbi Cumhuriyet için atan bütün yurttaşlarımıza şunu sesleniyoruz. Ekrem İmamoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değildir. Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayıdır. İyi Parti'nin adayıdır. Aynen. AK Parti'den, MHP'den, İyi Parti'den, Demokrat Parti'den, Saadet Partisi'nden, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden, bütün partilerden bizim dışımızda oy almış olan bir konsensüsü, bir ortak dayanışmayı getirip İstanbul'un önüne koyduk ve şimdi bize diyorlar ki hayır evinize gidin, biz sandıkta kaybettiğimizi masa başında sizden almaya çalışacağız. Kaybettirmeyeceğiz bize bedeli ne olursa olsun. Ama demokrasi içinde, ama hukuk içinde, ama özgürlükler içerisinde. Biz ne diyoruz? Türkiye umudun ve özgürlüğün ülkesi. Bu ülkede kardeşçe yaşamak istiyoruz. AKP bu kardeşliği bozuyor. Bakın Türkiye başka bir yere getirdi. Başka bir yere doğru sürüklemeye çalışıyorlar. Bu seçimler açısından onlara dur diyen bir siyasal anlayış ortaya çıktı. Bunu kabul edemiyorlar. İstanbul gibi bir gerçeği, bir devasa metropolü, bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetebileceği gerçeğini kabul edemiyorlar. Bakın Cumhuriyet'in başkentinde artık Mustafa Kemal'in başkenti oldu Cumhuriyet. Mustafa Kemal'in başkenti oldu ve Türkiye'nin en büyük metropollerinde bir Millet İttifakı gerçeği var. Bunu kabul edecekler. İsteseler de kabul edecekler, istemeseler de kabul edecekler. O nedenle buradan bir kere daha ifade ediyorum. YSK süreci, ilçe seçim kurulundaki parti üyelerin vermiş oldukları şerhler, dirençler hiçbir şekilde bizi ilgilendirmiyor. Burada bir tablo var. Bu tabloda konulan fotoğrafın isminin ne olduğunu biliyoruz. Adı Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın İstanbul'un 16 milyon İstanbul'un hakkını savunmak için bütün CHP grubu olarak buradayız. Bakın bütün CHP milletvekilleri. Sadece biz değil, İyi Partili milletvekiller de burada. Halkımız da bunu yakinen takip ediyor. Ben dün sandıkları gezdim. O kadar duygulandım ki herkes bunu bilsin. Yaşlısı, genci, ihtiyarı hiç ayırt etmeden o sandıkları hiçbir şekilde Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar sandıkların başında bekliyorlar. Bu dayanışma duygusu AKP şunu bilsin. Evet bize ne diyorlardı? Şu kadar seçim kaybettim, şunu yaptım filan de. Kaybetmeyi öğrenecekler. Kaybetmeyi öğrenmeye alışacaklar. 5 yıl sonra oturacaklar, diyecekler ki biz nerede yaptık diye. Bize neler dediler hatırlayın. Bakanları dedi ki adiler dedi. Öbürleri çok ağır hakaretler yaptılar. Bir kendi etrafındaki siyasal anlayışı bir düşünsünler. Kibir artık bacalardan yukarıya doğru çıktı. Bir siyasal anlayışımız var. Büyüdükçe küçüleceğiz. Halkı başımızın tacı yapacağız. Çünkü niye? Biz halkın milletvekilleriyiz. O anlamda bugün burada bir kere daha ifade ediyorum. Buradaki rakamlar şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. 1000 kere saydısınlar. Sağdan saysınlar, soldan saysınlar. Yukarıdan saysınlar, aşağıdan saysınlar. Bunun değişmesi mümkün değildir. Bir gerçek vardır. Bu gerçek güneşin doğduğu kadar acı bir gerçektir. İstanbul seçimleri bitmiştir. Nokta. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı. Nokta. Başka bir şey demiyorum. Şimdi efendim baktığımız zaman hani 1000 kere sayılsın ama bir yandan da şimdi 12 olan kurul sayısı 2'ye indirilmiş evet. durumda. YSK'dan 400 sandıkla ilgili tekrar sayım kararı gelirse evet. bu süreç 2 kurulla birlikte 500'ün üzerinde sandık olacak. Süreç ne zaman bitecek o zaman? Yani bir, hemen şunu o zaman ifade edeyim. Bakın buradaki ilçe seçim kurulu ilk baştan beri buradayım. İlçe seçim kurulu YSK'dan
onay almadan, görüş almadan hiçbir şey yapmıyor. Yani durup duruyorken bu 12 terminal oluşturulmasıyla alakalı ilçe seçim kurulunun tek başına vermiş olduğu, YSK'dan bağımsız vermiş olduğu bir karar yok. Kararların hepsi elimde. YSK'ya soruyor, ben de YSK'daydım ilk 3 gün. Soruyor, YSK'dan kararlar alıyor, onay aldıktan sonra bunun gereğini yapıyor. Şimdi YSK şunu yapacak bugün saat 2'deki yaptığı toplantıda. Eğer birileri, majesteleri telefon açıp da şunu yap demem mi? Birilerinden telefon almamamsa, eğer gerçekten bir hukuk kuruluysa, bağımsızsa, namusu ve şerefi üzerine ant içen hakimlerin vermiş olduğu bir karar kurulsa, YSK şunu yapması gerekir. Demesi lazım ki evet, ben daha önce bir karar vermiştim. Evet. Bunu açıkça şöyle söyleyeyim terminolojik olarak. YSK daha önce bir karar verdi, bu tükürdüğünü yalamaya benzer. Açıkça yani bu amiyane tabirle böyledir. Daha önce bir karar vermiş, şimdi saat 14'te hangi türlü karar vereceğiniz bakıyoruz. Ben hukukçuyum. Ben inşaat mühendisi değilim, mimar değilim. Ben bu işin içerisindeyim. Partinin de biraz önce ifade ettim. Partinin yüksek disiplin kurulu başkanıyım. O nedenle vereceği karar hukuka uygun olacaktır. Ha birilerine, kanuna uygun olarak birilerine karar vermek istiyorsa, birilerine hoşnut etmek istiyorsa bir sınavdan geçecektir. Ama hangi türlü olursa olsun. Yani bugün ülke bir garabet yaşıyor. Şunu yapmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Yani burada ne olabilir? Efendim bu sonuçlanmıyor. Bu sonuç alınamıyor. Bu seçimi iptal ettirelim. Bu seçim bir ilk baştaki beyanımda da ifade ettiğim üzere Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakı tarafından kazanılmıştır. Bu seçimi hiçbir şekilde böyle kapalı denizlerde Ankara'nın kapalı koridorlarında talimat vererek Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal ettirmek mümkün değildir. Beyefendi ne diyordu hatırlayın, beyefendi ne diyordu? Dünya beşten büyüktür diyordu değil mi? En çok kullandığı terminoloji neydi? Dünya beşten büyüktür. Biz de buradan diyoruz. İstanbul'u 16 milyon İstanbul'un iradesi Ankara'daki 12 kişinin iradesinden daha büyüktür. Nokta. Bravo. Nokta. Bravo. Bu kadar. Bu kadar. Kalan sandıklarla ilgili bir sayı verebilir misin? Şu an kaç sandık kaldı? Şu anda ben daha alt kata inmedim. Direkt şeye geldim. Süreç o iki kurul tarafından devam ediyor ama sağlıklı bir rakam vermeyeyim. Ben son rakamı biraz sonra alacağım. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'la aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan'la son gelişmeleri değerlendirdik. Burada nöbet devam ediyor. Hem milletvekilleri hem grup başkan vekilleri hem de genel başkan yardımcılarının yanı sıra görmüş olduğunuz gibi halk da Maltepe halkı da burada ve son süreci onlar da yakından takip ediyor. Şimdi gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda saat 14'te toplanacak ve karar verecek. O 400 sandıkla ilgili yeniden sayım kararı üçüncü kez yeniden sayım kararı çıkacak mı çıkmayacak mı, ona göre süreç tekrardan belirlenecek diyelim ve buradan sözleri tekrardan sizlere bırakalım. Arkadaşımız Gökhan Gülbasar Maltepe'de sevgili izleyenler ve oradan son bilgileri bizlerle paylaştı. Yine bir gelişme oldukça Maltepe'ye uzanacağız. Devam edelim diğer gelişmelerle. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sahte seçmen iddiası Büyükçekmece'nin polis avlusuna alınmasına yol açmıştı. İlçedeki seçimin iptalini isteyen AKP'nin YSK'ya verdiği dosyada da hukuk ve usul kurallarını hiçe saydığı, savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasındaki gizli belgelerin AKP'nin emrine verildiği ortaya çıktı. AKP'nin Büyükçekmece seçiminin iptali istemiyle Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği dosyanın ekleri, hazırlık aşamasında olan ve gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin AKP İstanbul İl Başkanlığı'na verildiğini ortaya koydu. İl Başkanı Bayram Şen Ocak imzalı başvurunun ekleri arasında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın 2019-2708 sayılı soruşturma dosyasıyla Büyükçekmece Kaymakamlığı'nın idari soruşturma dosyası, seçmen listesinde olup cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin listesi de var. İfade veren şüphelilerle tanıkların ifadesi de AKP'nin başvuru dosyasına konuldu. Usul kanununa göre soruşturmaların gizli olarak yürütülmesi zorunluluk. Ancak bu zorunluluk AKP'nin Büyükçekmece itirazı için kaldırıldı ve tüm gizli belgeler AKP'nin emrine verildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmesini eleştirdi. Bahçeli aynı zamanda mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur dedi. Bundan belediye başkanı olmaz. MHP lideri Devlet Bahçeli hedefine Ekrem İmamoğlu'nu aldı. İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmesini eleştirdi. Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur.
Bahçeli bu açıklamaları partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen kampında yaptı. Gündemi yine 31 Mart'tı Bahçeli'nin. Partisinin oy oranının az gösterildiğini iddia etti. Rakamları bilmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz. İl genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek, 3 tane 5 tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranını esas alarak yorum yapanlar, kamu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün YSK'yı arayarak baskı kurmaya çalıştıkları iddiasına da değindi Bahçeli. Çok büyük bir iddia. Çünkü seçimin adaleti güvenliği açısından çok önemli sorumluluklar taşıyan insanların eğer böyle bir iddiayla muhatap ediliyorsa mutlaka ispatı gerekir. Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta halka hitap etti ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mazbata stada taşınmamalıydı eleştirisine cevap verdi. İmamoğlu, Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim, bu kadar net diye konuştu. Bu şehri barıştırmaya, birleştirmeye, buluşturmaya, kucaklaşmaya geldim. Efendim neymiş? Neymiş? İmamoğlu niye maça gitmiş? Vallahi gülünecek. Ya efendim, ya ben seçimden önce bu hafta bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim ya. Bu akşam Fenerbahçe Galatasaray maçına gideceğim. Bu kadar da. Ya neymiş? Neymiş maçta mazbata diye bağırırlarsa toplum şöyle olunmuş böyle. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir. Ben başkasından izin almam ya. Bu akşam Fenerbahçe Galatasaray maçına gideyim mi? Tamam. Ama bak söyleyeyim. Her iki takım da centilmence mücadele etsin. Her iki takım taraftarı da küfür müfür etmesin. Birbirini alkışlasınlar. Yeni bir dönem. İkinci onayı da aldık mı? Aldık. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu için bundan belediye başkanı olmaz dedi. Bahçeli 5 yıl önce de tekeden süt sağılmaz, Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olamaz ifadelerini kullanmıştı. Emir tayin etmeyecek, özgürlük ve demokrasiye mütecaviz bakan bir diktatör muavinine koltuk ihdas etmeyecektir. Peki ne yapacaktır? Cumhur'u temsil edecek, cumhuriyetin anlam ve birikimlerine sadakatle bağlı kalacak, milli kimliğe saygı duyup benimseyecek, hakkında hiçbir şaibe olmayan tertemiz bir isme cumhurbaşkanı olma şerefini verecektir. Devletin en tepesinde bulunan kutlu görevi sulandırmaya, ayağa düşürmeye, karanlık niyetlere tapulamaya kimsenin gücü de yetmeyecektir. Buradan muhataplarına ilan ediyorum ki önce özerkliğe arkasından Kuzey Kürdistan'ı açık kapı bırakandan cumhurbaşkanı olmaz. Türkiye'yi birbirine düşürmeye azmedenden, toplumu kamplara ayırandan cumhurbaşkanı olmaz. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan bebek katiliyle müzakere yapandan, teröristlere kucak açandan cumhurbaşkanı olmaz.
vatanı bölme, milleti 36'ya ayırma hedefinde olandan cumhurbaşkanı olmaz. Twitter'ı engelleyen, YouTube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri budayandan cumhurbaşkanı olmaz. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden cumhurbaşkanı olmaz. Villalara balya balya dolar yığandan, kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden cumhurbaşkanı olmaz. Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kurandan başkomutan olmaz. Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe Galatasaray derbilerini heyecanla izledik. Bunun yanında renkli görüntüler de vardı. Ekrem İmamoğlu maçlara gitti ve oradaki taraftarlar da mazbatayı ver çağrısında bulundu. Görüntüler cumartesi günü gerçekleşen Beşiktaş-Başakşehir maçından. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu protokolden maçı izledi. Stadın dört bir yanından Ekrem İmamoğlu'na destek yağdı. Beşiktaş taraftarları mazbatayı ver, mazbatayı ver, İmamoğlu'na mazbatayı ver sloganlarıyla seslerini duyurdu. Bu görüntülerse pazar günü gerçekleşen Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinden. Maçta yaşanan en renkli görüntülerden biri Beşiktaş-Başakşehir maçında olduğu gibi İmamoğlu lehine atılan tezahürat görüntüleriydi. Dev derbide rakipler maçı izlemeye gelen İmamoğlu için belki de ilk kez aynı tezahüratı yaparak mazbatayı ver şeklinde seslendi. Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde Bağdat Caddesi'ndeydi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu'na Fenerbahçe taraftarları mazbatayı ver, İmamoğlu'na mazbatayı ver tezahüratıyla destek verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtladı İmamoğlu ve başkaları bu kadar alkışlansa ben biliyorum amigoluk bile yaparlar ama ben öyle biri değilim dedi. İstanbul'un üç büyük takımının birçok maçına gittim. Yurt dışında gittim, yurt içinde gittim. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanıyım, daha büyük keyifle gidiyorum. Ve daha çok gideceğim. Üç büyük takımla çok güzel işbirlikleri de yapacağım. Bunları anlatmıştım kampanya dönemimde. Yani başkaları bu kadar alkışlansa ben biliyorum amigoluk bile yaparlar ama ben öyle biri değilim. Ben oraya mahcubiyetimle gittim. Maçı izlerken insanlar şu an mazbatanın sahibine teslim edilmiş olsa belki minik bir alkışlarlar bizi. Haklarını arıyorlar. Bu benimle ilgili bir konu değil.
Evet, İstanbul'da Maltepe'de sayım sürüyor sevgili izleyenler. Oy farkında ekranımızın sol köşesinden görebilirsiniz. 13.888 olarak İstanbul'daki oy farkı şu anda ekrana yansıyor. Orayı takip etmeye devam edin diyelim. Tabii İstanbul'da itirazlar ve oy sayımının sona ermemesi aslında meclisin tatil yapmasına sebep oldu. Meclisin çalışmaları bir hafta daha ertelendi. ...31 Mart'ta yapılan yerel seçimin ardından 16 Nisan'da açılması planlanan meclis, İstanbul seçimlerinin sonuçlanmaması üzerine partilerin mutabakatıyla bir hafta daha çalışmama kararı aldı. Mutabakata göre salı günü grup toplantıları yapılmayacak. Meclis Genel Kurulu da açılıp kapanacak. Meclis Genel Kurulu 23 Nisan salı günü çalışmaya başlayacak. Yerel seçimlerden bir hafta sonra 9 Nisan'da çalışmaya başlaması planlanan meclisin açılması İstanbul'da oy sayımlarının devam etmesi nedeniyle 16 Nisan'a ertelenmişti. Ancak bir hafta daha ertelendi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk iki oturumu gergin geçti. Başkan Yavaş'ın belediye şirketlerinin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdiğini söylemesiyle tansiyon yükseldi. Meclis üyeleri arasında arbede yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni döneme olaylı başladı. Meclis iki oturum yaptı şimdiye kadar. İki oturuma da gerilim hakimdi. İlk oturumda belediye başkanına ait olan bütçe belirleme yetkisinin belediye meclisine devredilmesi için hazırlanan önerge sunuldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu önergeyi reddetti. Başlı başına sadece belediye başkanının yetkisini siz belediye meclisine alıyorsunuz ve hiçbir zaman yasama yürütmenin yetkisini el koyamaz. Bu anayasaya da aykırıdır, kanunlara da aykırıdır. Ben de belediye meclisi çalışma yönetmeliği gelince kanuna ve hukuka aykırı bu önergeyi reddediyorum ve geri iade ediyorum. İkinci oturumda ise tansiyon daha da yükseldi. Bu kez yumruklar konuştu. Mansur Yavaş şirketleri tasfiye edeceğiz, belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak dediği meclis karıştı. AKP'li ve MHP'li üyelerle CHP'li ve İYİ Partili üyeler arasında çıktı kavga. Mansur Yavaş oturuma ara verdi. Üyeler tartışmanın ateşiyle birbirlerinin üzerine yürüdü. Yavaş da arbede arasında kaldı. Yarım saatlik aranın ardından ikinci oturumu açan Başkan Yavaş, locadaki izleyicileri de sükuneti korumaları konusunda uyardı. AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner HDP'ye sahip çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun KHK kararını eleştirerek HDP'lilere mazbataları verilmeli dedi. Darbe yapılırsa, tanklar sokaklara çıkarsa, ilk tankların üstüne ben çıkacağım diyordum. AKP eski milletvekili Mehmet Metiner seçimlerden sonra yaşanan atmosfer hakkında değerlendirmelerde bulundu. HDP çıkışı dikkat çekti. HDP'nin kazandığı belediyeyi başkasına vermek doğru değil dedi Metiner. Bu sözlerle Yüksek Seçim Kurulu'nun KHK'lılara yönelik aldığı kararı eleştirdi. Seçime giren adayların seçildikten sonra adaylıklarının düşürülmesi kabul edilebilir bir durum değil. Ama ne yazık ki kanunlarımız böyle diyor. Bir partinin kazandığı belediyeyi başka bir partiye vermek doğru ve vicdani değildir. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var. Eğer Kürdistan'ı merak ediyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Defol git orada yaşa. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söyledi ama Metiner aksi bir çıkış yaptı. Ben Kürt asıllı değil Kürt'üm. Bakın Kürdistan diyorum. Kürdistan hükümeti var, selamlıyoruz. CHP sözcüsü Faik Öztürk açıklamalarda bulunuyor. Ekrana taşıyoruz. Türkiye ekonomisi de her geçen gün biraz daha yangın yerine dönüyor. Bugün açıklanan işsizlik rakamları ekonomideki krizin derinliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiş vaziyette. 2019 Ocak ayı rakamlarına göre işsizlik oranı son bir yılda
3,9 puan sıçrayarak %14,7'ye ulaşmış. Yani %15'e yaklaşmış. 2009 Şubat ayından bu yana bu rakam gördüğümüz en yüksek işsizlik oranı. 2009 Şubat'ı unutmayın. Türkiye'nin yine krizde olduğu bir yıldı. Ama bir başka bir şey daha var. 2009 yılında Türkiye %4,7 daralmıştı. Yani bu Türkiye'de %5'e yakın bir daralma olacağının Türk ekonomisinde habercisi. Aynı dönemde resmi işsiz sayımız ise 1.259.000 kişi artmış. Bu da işsizlik serilerine baktığımızda mevcut serinin rekoru. Yani bir yılda 1.259.000 kişi artması işsiz sayısının, o da bir rekor. Böyle bir sıçramayı 2009 %4,5 ekonominin %4,5 küçüldüğü 2009 yılında dahi görmemiştik. Son bir yılda bu da önemli bir gösterge. 872 bin çalışanımız, yani işte olan, iş başında olan 872 bin çalışanımız işini kaybetmiş. Bu da bir başka rekor. Mevcut serinin bir başka rekoru. Resmi işsiz sayısı 4.668.000'e çıkmış, 5 milyona yaklaşmış. Ama en geniş haliyle işsiz sayısına baktığımız zaman, işte bunda ümidini kaybedenler, mevsimlik çalışanlar, eksik istihdam edilenler, bunların hepsini ilave ettiğimiz zaman işsiz sayısı hep 8 milyona yaklaştı, 94 ülke diyorduk. Şimdi artık 8 milyonu da aşmış. 8 milyon 344 bin kişi işsiz. Bu rakamları, değerli basın mensupları, bu kadar ürkütücü rakamları biz bundan önceki krizlerde hiç görmemiştik. Hele gençler arasındaki işsizliğe baktığımız zaman tablo korkunç. Unutmayalım ki Türkiye'nin en büyük serveti genç nüfusu. Ama biz bu genç nüfusa iş veremiyoruz. Gençlerde işsizlik oranı son bir yılda 6,8 yüzde puan olarak söylüyorum. 6,8 puan artarak %26,7'ye sıçramış. Türkiye yangın yeri ama iktidarın aklında sadece İstanbul var. 31 Mart mahalli idare seçimlerinin üzerinden 15 gün geçti. 31 Mart gecesi İstanbul'daki 31.186 sandığın %98'ini 7 saatte sayanlar, İstanbul'daki sandıkların yeniden sayımını 15 günde bitiremediler. Bunda da biliyorsunuz bir kısmı tam sayım, çoğunluğu da geçersiz oyların sayımı. Bu bize sandıkların yeniden sayımı bitirilmesin diye çok özel bir çaba gösterildiğini ortaya koyuyor. Sandıktan Ekrem İmamoğlu çıkınca ilkin haksız, hukuksuz, kör itirazlarla geçersiz oyların yeniden sayılmasını istediler, yetmedi. Bu sefer bazı ilçelerde oyların tamamının sayılmasını talep ettiler. Biz bu itirazların, hatırlayacaksınız, buradan haksız, hukuksuz olduğunu söyledik. Onlar da karşılığında dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi oyların sayılmasını neden istemiyor? Neden gerçek ortaya çıkmasını istiyor? Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun bazı yerlerde sayımın başlamış olmasını gerekçe göstererek iktidarın bu bağıra bağıra oyları sayın, hukuksuz olarak oyları sayın sayın demesine müsamaha göstermesi ve geçmiş kararlarını ve kanunun açık hükümlerini görmezden gelerek bunlara yol vermesi bugün geldiğimiz noktada ciddi sıkıntı kaynağıdır. Bu sayımlar başladı, sayımlar devam ediyordu. Baktı ki iktidar geçersiz oyların sayımında da, tam oyların, bazı yerlerde oyların tam sayımında da tablo değişmiyor. Binali Yıldırım bir türlü sandıktan çıkmıyor. İstanbul seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmaya devam ediyor. Bu sefer İstanbul'da
tüm ilçelerde oyların yeniden sayılmasını istediler. Neyse ki Yüksek Seçim Kurulu bu sefer geçmiş kararlarıyla uyumlu olarak bu talebi reddetti. Bunun üzerine iktidar Büyükçekmece'deki seçmen listeleri üzerinden burada yolsuzluk yapıldığına dair bir algı oluşturarak acaba hem Büyükçekmece hem İstanbul seçimlerini iptal ettirebilir miyim çabası içine girdi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun Maltepe'deki oyların sayımı bitmeden Büyükçekmece'de karar almayacağını söylemesiyle şimdi Büyükçekmece ile ilgili karar bir yerlerde bekliyor Yüksek Seçim Kurulu'nda. Ama öyle gözüküyor ki Maltepe'deki sayımın geciktirilmesi için de özel bir çaba sarf ediliyor. Oyların hızla sayılmasını engellemek için AK Parti ve MHP temsilcileri akıl almaz yollara başvuruyorlar. Hatta işi sayım yerinde, dün Dileveli gün anlatmıştım, kavga ve kargaşa yaratma noktasına kadar götürüyorlar. Hakimler de bunları tutanaklara geçirmiş vaziyette. Şimdi soruyorum, 1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da bu oyların sayılmasını engelliyorlar? Bunların derdinin açıkçası oyların sayılması olmadığı buradan çok net gözüküyor. Maltepe'de hatırlayacaksınız sayım gecikmeye başlamıştı. Bizim başvurumuz üzerine Yüksek Seçim Kurulu 11 Nisan'da aldığı bir kararla sayım terminallerini 2'den 12'ye çıkartmıştı. Bu terminallerde oy sayımı devletin hakiminin ve tüm siyasi partilerin üyelerinin denetim ve gözetiminde yapılıyordu. Ama diyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin derdi oyları saydırmak değil, süreci uzatmak. Dolayısıyla da onların seçim kurulundaki temsilcileri oy sayım sürecini aksatmak için dün akşam yeniden çaba içerisindeydiler. Sayım terminallerinin usulüne uygun olarak oluşturulmadığını gerekçe göstererek terminaldeki sayımın durdurulmasını ve yapılmış olan sayımların da yeniden yapılmasını talep ettiler. Yani 400 küsur sandık açılmış, sayılmış. Bunu görmezden gelin, biz dönelim yeniden bunu sayalım. Yani burada açık derdin üzüm yemek olmadığını, derdin bağcıyı dövmek olduğu açık seçik ortada. Maltepe İlçe Seçim Kurulları'nın hakim başkanları aldıkları müşterek kararla AK Parti ve MHP'nin bu taleplerini reddettiler. Bu defa AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak kurul hakimlerinin müştereken karar alamayacağını gerekçe gösterdi ve buna dayanarak da ilave terminallerde yapılan sayımların iptal edilmesini talep etti. Yine görüyorsunuz bu can siperhane bir vaziyette, aman bu oy sayımları bitmesin diye uğraşıyorlar. Sayım değil dertleri, tekrar ediyorum. Bunların derdi sayım değil, bunların derdi başka, birazdan söyleyeceğim. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu aldığı kararla seçim kurulu başkanı hakimlerin müşterek karar alması yerine Maltepe'de her iki seçim kurulunun ayrı ayrı toplanarak karar almasına onay verdi. Ancak oyların sayımının iptal ederek baştan sayılmış olan oyların baştan yeniden sayılması talebini de reddetti. Ama ilçe seçim kurulları ne yaptı? Bu kararın sadece ilk bölümünü dikkate aldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun neyi reddettiğini hiç dikkate almadan tam sayıdaki üye tam sayısıyla bir araya gelip ilave terminallerde sayılan oyların sayımının iptaline ve 12 olan terminal sayısının 2'ye düşürülmesine karar verdi. İlçe Seçim Kurulları, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına rağmen. Bu açıkça Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararı tanımamaktır.
Yüksek Seçim Kurulu kararına rağmen bunlar neyin peşindedir? Şimdi karara bakıyoruz nasıl alınmış diye. Memur üyeler AK Partili ve MHP'li üyelerle birleşmişler. 5'e karşı 2 oyla bu kararı almışlar. 2 oy kimden geliyor? Biri kurul başkanı olan hakimden. Diğeri de bizden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisinden. Şimdi ben burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Hani hep söylüyorlardı ya, oy sandıklarında şöyle yolsuzluk yapıldı, böyle yolsuzluk yapıldı. Sandık kurulları da böyle oluşuyor işte. Ve burada gördüğünüz gibi memurlar iktidar partileriyle birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla bugüne kadar öne sürülen sandıklarda şu yapıldı, bu yapıldı, hile yapıldı. Bunların hiçbiri doğru değil. Olsaydı nasıl davranıldığını gösteren bu ilçe seçim kurulu kararının alınması sürecindeki üyelerin davranışıdır. Alınacağını gösteren. Şu anda Maltepe'de yeniden sayılması istenen hali hazırda sayılmış sandık sayısı 400 civarındadır. 400 sandığı sayılmış olan 400 sandığı ben bir daha saydıracağım demek işi yokuşa sürmektir. Ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani Saray İttifakı'nın derdinin oyları saymak, saydırmak, gerçeğin ortaya çıkması olmadığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Oyların sayımına başlandıktan sonra sayımın durdurulamayacağına karar veren Yüksek Seçim Kurulu'dur bundan önceki süreçte. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu delilsiz, geçersiz oylarının yeniden sayılmayacağına dönük kararlarını tam da bu nedenle değiştirmiş. Sayım süreci başladığı için oyların İstanbul'da oyların sayımının tamamlanmasına karar vermiştir. Şimdi de biz itirazımızı yaptık. Kurul bugün bizim kararımızı görüşecek. Tabii tüm bunlar şunu açıkça gösteriyor. İktidar oyların sayılmasını istemiyor. İktidarın derdi bugüne kadar rantı üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul'u elinden bırakmamak. İktidarın derdi İstanbul seçimlerini bahane gösterip milleti oy sayımlarıyla oyalayarak ekonomik her gün biraz daha derinleşen ekonomik krizi unutturmak. İktidarın derdi devletin çalışanlarına ürettirdiği sahte kağıtlarla, delillerle sandıkta kaybettiği seçimi masa başında çalmak. Ama ben hep tekrar ettiğimiz şeyi bir kere daha burada huzurlarınızda tekrar etmek istiyorum. Oy namustur, dokundurtmayız. Kazandığımız seçimi de kimseye çaldırtmayız. İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur, nokta. Artık Yüksek Seçim Kurulu da bu iktidarın şımarıklığına daha fazla yol vermemeli. Kanun ve içtihatlar ne diyorsa o yönde karar vermelidir. Biz Türkiye'nin daha fazla yorulmasını istemiyoruz. Uyarılar yapıyoruz. Memleketimizin selameti için uyarıyoruz. Bu uyarılarımıza dahi tehdit diyorlar. Yıldırmaya çalışıyorlar. Ama ben buradan açıkça söyleyeyim. İstanbul seçimlerinin sonuçlarını geciktirmenin ekonomimizin en çok güvene ihtiyaç duyduğu şu günlerde güven üzerinden yaptığı tahribat çok yüksektir. Ve bu husus krizi daha da derinleştirmektedir. Biz tekrar söylüyorum, iktidarı uyarıyoruz. Çünkü bizler devlette çalışmış olan insanlarız. Belli bir tecrübemiz var. Bu tecrübelerin ışığında diyoruz ki hata yapmayın. Bir an önce şu İstanbul seçimlerini gündemden çekin. Bu tür belirsizliklere artık ekonominin tahammülü kalmamıştır diyoruz. Milletin canını daha fazla yakmayın diyoruz. Teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. Sorularınız varsa alayım. Tabii kurum ve isminizi belirterek. Efendim anlaşıldı.
karşısındaki AK Parti olan üstü itiraz sürecinde kullanacak ve İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini talep edecek. Buna yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı argümanlar var mıdır? Nelerde bizimle paylaşmışsınız? Biraz önce bütün argümanları söyledim. Yani yapılacak olan bu itirazların hukuki olmadığını söylüyoruz. Yani hukuki dayanağı yok. Hem yasalara hem de Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmişte almış olduğu kararlara aykırı bir süreçle karşı karşıyayız. Bu sadece ve sadece işi geciktirmeye dönük, belki de yakalarsam bir yerinden acaba İstanbul'da seçimleri iptal ettirebilir miyim'e dönük bir takım yaklaşımlar, ama bu çok ciddi şekilde ülkeye her alanda, yani ekonomide, siyasi belirsizlik bakımından, diğer konularda çok ciddi zararlar veriyor. Onun için bundan bir an önce vazgeçilsin, ülke gerçek gündemine dönsün istiyoruz. Belediye başkanları işlerini yapsınlar, hükümet işlerini yapsın. Geçen defa söylemiştim, verin şu oyu kardeşinize, faizlerle, diğer şeylerle nasıl baş edilir, ekonomik kriz nasıl halledilir, göreceksiniz dediler. Ortada hiçbir şey yok. Her gün biraz daha kriz derinleşiyor. 8 milyon 300 bine çıktı işsiz sayısı. Millet verdi oyunu. Bırakın artık şu belediye seçimlerini. Gelin bakalım memleketin gerçek meselesine. Fox TV Fırat Fırmak. Efendim, hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı partisinin MKYK ve MYK toplantılarında İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesine yönelik kurduğu bazı cümleler yansıdı. YSK'nın İstanbul'daki seçimleri iptal edeceğini umut ediyorum. Bu haliyle kalırsa vicdanlar rahat etmez. Seçimlerin yenilenmesi gerekir sözleri vardı. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz? Bir de Sayın Mansur Yavaş belediyede ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Özellikle belediye bünyesindeki şirketlerin yetkilerinin belediye başkanından alınıp 3 meclis üyesine verilmek istenmesi yönünde bir çaba vardı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Önce birincisine cevap vereyim. Yani İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin vicdanları neden rahatlatacağını anlayabilmiş değiliz. Aksine İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ve İstanbul halkının sen bizim büyükşehir belediye başkanı mısın dediği Ekrem İmamoğlu'nun elinden hukuksuz, kanunsuz bir şekilde mazbatasının alınmaya kalkılmasının vicdanlarda, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'nin, tüm milletimizin vicdanında çok derin yaralar açacağını buradan açıkça ifade etmek isterim. Yani bir takım rakamlar veriliyor. Yok 30 binmiş, 13 bunların hiçbiri değil. Bu rakamlar da doğru değil yani. 30 binden falan düşen yok. 24 binden 20 bine düşen var. Düzeltmeler nedeniyle, maddi hatalar nedeniyle yeniden sayım sürecinde de 20 binden 13 bine inen bir şey var. Ama sonuçta fark 13 bin. Yani bu vicdanlara sinmez. Niye sinmiyor? Bir oy farkla da sonuç itibariyle yazıyor da kim çoğunluğu alırsa, oyların en çoğunu kim alırsa o büyükşehir belediye başkanıdır. 13 bin oy fark var. Hatta 13 binden de fazla yani. İkinci soru, yani benim anladığım dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir kapıp kaçma hikayesi yaşanmış durumda. Mansur Yavaş da partimizin genel felsefesine, Sayın Mansur Yavaş partimizin genel felsefesine ve kendi yaşam anlayışına uygun olarak tüy bitmedik yetimin hakkını Ankara'da artık yedirmem demiş. Bu konuşması nedeniyle de kendisine teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, CHP sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu sevgili izleyenler. Şimdi kısa bir ara, ardından burada olacağız.
bakıyoruz. TÜİK Ocak 2019 işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsiz sayısı son 10 yılın en yüksek rakamı olan 4.668.000 kişiye çıktı. Böylece işsizlik oranı 3.9 puanlık artışla %14.7 oldu. Ocak 2019 döneminde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1.256.000 kişi artarak 4.668.000 kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 6.8 puanlık artışla %26.7 olarak verinin yayınlanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en yüksek seviyeye geldi. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalışla %44,5 oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 345 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayı 526 bin azaldı. İstihdam edilenlerin %17'si tarım, %19'u sanayi, %5'i inşaat, %57'si ise hizmet sektöründe yer aldı. İstanbul'da sayımların sürdüğü tek ilçe olan Maltepe'de sayım bitmiyor. AKP'nin talebi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verilen Maltepe'de AKP ve MHP'li sandık görevlilerinin tutanakları imzalamayı reddetmesi üzerine sayım durdu. Bu 48 saatte ikinci engel oldu. Sayım sabah tekrar başladı ve sayımları an itibariyle iki kurul yapıyor. İstanbul'daki sayımların en kritik merkezi artık Maltepe. Ancak buradaki sayımlar bir türlü bitmiyor. AKP Maltepe'de oyların tekrar sayımını istedi, seçim kurulu kabul etti. CHP iki kurul sayacağına daha fazla kurul saysın dedi, seçim kurulu kabul etti. Oylar sayıldı. Oylar sayıldıktan sonra AKP daha fazla kurulca sayılmasına itiraz etti. AKP ve MHP'li sandık görevlileri tutanakları imzalamadı, sayım durdu. Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesine karar verdi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu pazar sabahı Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na AKP ve MHP'li görevliler tutanaklara imza atmayıp şerh düşse de siz sayıma devam edin diye yazılı talimat vermişti. Maltepe'deki sayım oy birliğinin hızlandırılması yönündeki seçim kurulu kararına MHP ve AKP'lilerin tepkisi ve sayım alanına topluca girmesi sonucu bir kez daha durmuştu. Böylece sürecin noktalanması için kritik bir yer olan Maltepe'de sayım ikinci kez durmuş oldu. CHP, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi kararına itiraz etti. CHP tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen itiraz dilekçesinde Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılması istendi. Tüm bunların yanı sıra Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Cuma gecesi sayım yapılan alanı basıp hakimleri tehdit eden ve sayımı engelleyen MHP ve AKP'li ilçe yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bilindiği üzere görevli hakimler videoları da kanıt olarak tutanağa geçmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sahte seçmen iddiası Büyükçekmece'nin polis ablukasına alınmasına yol açmıştı. İlçedeki seçimin iptalini isteyen AKP'nin YSK'ya verdiği dosyada da hukuk ve usul kurallarını hiçe saydığı, savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasındaki gizli belgelerin AKP'nin emrine verildiği ortaya çıktı. AKP'nin Büyükçekmece seçiminin iptali istemiyle Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği dosyanın ekleri, hazırlık aşamasında olan ve gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin AKP İstanbul İl Başkanlığı'na verildiğini ortaya koydu. İl Başkanı Bayram Şenocak imzalı başvurunun ekleri arasında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın 2019-2708 sayılı soruşturma dosyasıyla Büyükçekmece Kaymakamlığı'nın idari soruşturma dosyası, seçmen listesinde olup cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin listesi de var. İfade veren şüphelilerle tanıkların ifadesi de AKP'nin başvuru dosyasına konuldu.
Usul kanununa göre soruşturmaların gizli olarak yürütülmesi zorunluluk. Ancak bu zorunluluk AKP'nin Büyükçekmece itirazı için kaldırıldı ve tüm gizli belgeler AKP'nin emrine verildi. Ekrem İmamoğlu Esenler'deydi. Pazar ziyareti gerçekleşti. Sonrasında ise gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeminde elbette Maltepe vardı. Ve şöyle seslendi Ekrem İmamoğlu. Aslında seçimlerin adil olması konusunda tereddütü olan bizdik. Siz her şeyi yaptık dediniz. Ancak bu süreç bizim güvenimizi sarsmaya başladı dedi. Ben anlamış değilim. Maltepe'de yapılan iş akıllara durgunluk veren bir iş. Talep eden sayılsın diye oradaki kurulları oluşturan iki hakim, iki seçim kurulu hakimliği var. Ve sonrasında gelip orada sayımı engellemeye çalışan siz, sonrasında niye fazla kurul kuruldu? İki kurulla sayılsın diyen de siz. Ya sayılsın mı istiyorsunuz, sayılmasın mı istiyorsunuz? Amacınız ne? Ben anlamış değilim. Yani bir seçimin sonuçlanması bu ülkenin lehine, bir seçimin sonuçlanması bu ülkenin demokrasi ruhunun lehine, dünyaya karşı olan itibarının lehine. Siz neyi düşünüyorsunuz? Yani tek derdiniz İstanbul'daki seçim sonuçlanması. Tek derdiniz. Sonuçlanmayınca ne elde edeceksiniz? Zaman kazanınca ne elde edeceksiniz? Samimi olun ya. Gerçekten samimi olun. Ya kardeşim, bu millet seçimden endişe eden bizdik. Süreçten endişe eden bizdik. Seçimlerin adil olması konusunda tereddütler olan bizdik. Siz hiçbir şekilde endişe etmeyin. Tüm yetkililer sahaya çıktınız. Dediniz ki milyonun üzerinde görevli var. Devlet tüm tedbirleri aldı. Seçmen listesine %100 güvenin. YSK açıklama yaptı. E ne oluyor kardeşim? Kusura bakmasın. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda son noktayı koymak zorundadır. Artık bizim güvenimizi sarsmaya başlamıştır bu süreç. Üzülüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu vazifelidir. Milli bir vazifesi, milli bir sorumluluğu vardır. Ülkenin geçmişten bugüne, yarınlara dönüp demokratik sürecine ya katkı sunacaklar ya da çok kötü bir iz bırakacaklar. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmesini eleştirdi. Bahçeli, mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur dedi. Bundan belediye başkanı olmaz. MHP lideri Devlet Bahçeli hedefine Ekrem İmamoğlu'nu aldı. İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmesini eleştirdi. Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bahçeli bu açıklamaları partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen kampında yaptı. Gündemi yine 31 Mart'tı Bahçeli'nin. Partisinin oy oranının az gösterildiğini iddia etti. Rakamları bilmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz. İl Genel Meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek, 3 tane 5 tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranını esas alarak yorum yapanlar, kamu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün YSK'yı arayarak baskı kurmaya çalıştıkları iddiasına da değindi Bahçeli. Çok büyük bir iddia. Çünkü seçimin adaleti güvenliği açısından çok önemli sorumluluklar taşıyan insanların eğer böyle bir iddiayla muhatap ediliyorsa mutlaka ispatı gerek. Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta halka hitap etti ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mazbata stada taşınmamalıydı eleştirisine cevap verdi. İmamoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi diye sordu. Ben bu şehri barıştırmaya, birleştirmeye, buluşturmaya,
kucaklaşmaya geldim. Efendim neymiş? Neymiş? İmamoğlu niye maça gitmiş? Vallahi gülünecek. Ya efendim, ya ben seçimden önce bu hafta bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim ya. Bu akşam Fenerbahçe Galatasaray maçına gideceğim. Bu kadar da. Ya neymiş? Neymiş maçta mazbata diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş böyle. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir. Ben başkasından izin almam ya. Bu akşam Fenerbahçe Galatasaray maçına gideyim mi? Tamam. Ama bak söyleyeyim. Her iki takım da centilmence mücadele etsin. Her iki takım taraftarı da küfür müfür etmesin. Birbirini alkışlasınlar. Yeni bir dönem. İkinci onayı da aldık mı? Aldık. MHP Genel Başkanı Bahçeli Ekrem İmamoğlu için bundan belediye başkanı olmaz dedi. Bahçeli 5 yıl önce de tekeden süt sağılmaz, Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olamaz ifadelerini kullanmıştı. Emir tayin etmeyecek, özgürlük ve demokrasiye mütecaviz bakan bir diktatör muavinine koltuk ihdas etmeyecektir. Peki ne yapacaktır? Cumhur'u temsil edecek, cumhuriyetin anlam ve birikimlerine sadakatle bağlı kalacak, milli kimliğe saygı duyup benimseyecek, hakkında hiçbir şaibe olmayan tertemiz bir isme cumhurbaşkanı olma şerefini verecektir. Devletin en tepesinde bulunan kutlu görevi sulandırmaya, ayağa düşürmeye, karanlık niyetlere tapulamaya kimsenin gücü de yetmeyecektir. Buradan muhataplarına ilan ediyorum ki önce özerkliğe arkasından Kuzey Kürdistan'ı açık kapı bırakandan cumhurbaşkanı olmaz. Türkiye'yi birbirine düşürmeye azmedenden, toplumu kamplara ayırandan cumhurbaşkanı olmaz. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan bebek katiliyle müzakere yapandan, teröristlere kucak açandan cumhurbaşkanı olmaz. Vatanı bölme, milleti 36'ya ayırma hedefinde olandan cumhurbaşkanı olmaz. Twitter'ı engelleyen, YouTube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri budayandan cumhurbaşkanı olmaz. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden cumhurbaşkanı olmaz. Villalara balya balya dolar yığandan, kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden cumhurbaşkanı olmaz. Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kurandan başkomutan olmaz. Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz. Ha.
Hafta sonu iki önemli maç vardı. Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması gerçekleşti. O heyecanlı maça Ekrem İmamoğlu da gitti. Her iki takıma da maçına da gitmiş oldu böylelikle karşılaşmaya. Ve sonrasında orada bulunan taraftarlar İmamoğlu lehine sloganlar attılar ve mazbatayı ver diye seslendiler. Bu görüntüler cumartesi günü gerçekleşen Beşiktaş-Başakşehir maçından. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu protokolden maçı izledi. Stadın dört bir yanından Ekrem İmamoğlu'na destek yağdı. Beşiktaş taraftarları mazbatayı ver, mazbatayı ver, İmamoğlu'na mazbatayı ver sloganlarıyla seslerini duyurdu. Bu görüntülerse pazar günü gerçekleşen Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinden. Maçta yaşanan en renkli görüntülerden biri Beşiktaş-Başakşehir maçında olduğu gibi İmamoğlu lehine atılan tezahürat görüntüleriydi. Dev derbide rakipler maçı izlemeye gelen İmamoğlu için belki de ilk kez aynı tezahüratı yaparak mazbatayı ver şeklinde seslendi. Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde Bağdat Caddesi'ndeydi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu'na Fenerbahçe taraftarları mazbatayı ver, İmamoğlu'na mazbatayı ver tezahüratıyla destek verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtladı İmamoğlu ve başkaları bu kadar alkışlansa ben biliyorum amigoluk bile yaparlar ama ben öyle biri değilim dedi. İstanbul'un üç büyük takımının birçok maçına gittim. Yurt dışında gittim, yurt içinde gittim. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanıyım, daha büyük keyifle gidiyorum. Ve daha çok gideceğim. Üç büyük takımla çok güzel işbirlikleri de yapacağım. Bunları anlatmıştım kampanya dönemimde. Yani başkaları bu kadar alkışlansa ben biliyorum amigoluk bile yaparlar. Ama ben öyle biri değilim. Ben oraya mahcubiyetimle gittim. Maçı izlerken insanlar şu an mazbatanın sahibine teslim edilmiş olsa belki minik bir alkışlarlar bizi. Haklarını arıyorlar. Bu benimle ilgili bir konu değil. İstanbul'da itirazlar ve oy sayımının sona ermemesi gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları bir hafta daha ertelendi. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin ardından 16 Nisan'da açılması planlanan meclis, İstanbul seçimlerinin sonuçlanmaması üzerine partilerin mutabakatıyla bir hafta daha çalışmama kararı aldı. Ve salı günü grup toplantıları yapılmayacak, meclis genel kurulu da açılıp kapanacak. Meclis genel kurulu 23 Nisan salı günü çalışmaya başlayacak. Yerel seçimlerden bir hafta sonra 9 Nisan'da çalışmaya başlaması planlanan meclisin açılması İstanbul'da oy sayımlarının devam etmesi nedeniyle 16 Nisan'a ertelenmişti. Böylelikle bir hafta daha ertelenmiş oldu. Evet, İstanbul'daki sayımlar sürüyor sevgili izleyenler. Ekranın sol köşesinde de İstanbul'daki oy farkını görebiliyorsunuz. 13.888 olarak yansıyor şu anda ve güncellendikçe oradan takip edebilirsiniz. Devam edelim. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk iki oturumu gergin geçti. Başkan Yavaş'ın belediye şirketlerinin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdiğini söylemesiyle tansiyon yükseldi ve meclis üyeleri arasında arbede yaşandı. Ankara
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni döneme olayla başladı. Meclis iki oturum yaptı şimdiye kadar. İki oturuma da gerilim hakimdi. İlk oturumda belediye başkanına ait olan bütçe belirleme yetkisinin belediye meclisine devredilmesi için hazırlanan önerge sunuldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu önergeyi reddetti. Başlı başına sadece belediye başkanının yetkisini siz belediye meclisine alıyorsunuz ve hiçbir zaman yasama yürütmenin yetkisini el koyamaz. Bu anayasaya da aykırıdır, kanunlara da aykırıdır. Ben de belediye meclisi çalışma yönetmeliği gelince kanuna ve hukuka aykırı bu önergeyi reddediyorum ve geri iade ediyorum. İkinci oturumda ise tansiyon daha da yükseldi. Bu kez yumruklar konuştu. Mansur Yavaş şirketleri tasfiye edeceğiz, belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak dediği meclis karıştı. AKP'li ve MHP'li üyelerle CHP'li ve İYİ Partili üyeler arasında çıktı kavga. Mansur Yavaş oturuma ara verdi. Üyeler tartışmanın ateşiyle birbirlerinin üzerine yürüdü. Yavaş da arbede arasında kaldı. Yarım saatlik aranın ardından ikinci oturumu açan Başkan Yavaş, locadaki izleyicileri de sükuneti korumaları konusunda uyardı. AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, HDP'ye sahip çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun KHK kararını eleştirerek HDP'lilere mazbataları verilmeli dedi. Darbe yapılırsa, tanklar sokaklara çıkarsa ilk tankların üstüne ben çıkacağım diyordum. AKP eski milletvekili Mehmet Metiner seçimlerden sonra yaşanan atmosfer hakkında değerlendirmelerde bulundu. HDP çıkışı dikkat çekti. HDP'nin kazandığı belediyeyi başkasına vermek doğru değil dedi Metiner. Bu sözlerle Yüksek Seçim Kurulu'nun KHK'lılara yönelik aldığı kararı eleştirdi. Seçime giren adayların seçildikten sonra adaylıklarının düşürülmesi kabul edilebilir bir durum değil. Ama ne yazık ki kanunlarımız böyle diyor. Bir partinin kazandığı belediyeyi başka bir partiye vermek doğru ve vicdani değildir. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var. Eğer Kürdistan'ı merak ediyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Defol git orada yaşa. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söyledi ama Metiner aksi bir çıkış yaptı. Ben Kürt asıllı değil Kürt'üm. Bakın Kürdistan diyorum. Kürdistan hükümeti var, selamlıyoruz. Barzani bizim kardeşimiz, selamlıyoruz. Onunla dostuz, selamlıyoruz. Sıkıntı ne? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var. Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında Kürdistan diye bir yer yok derken AKP'li eski vekilin Kürdistan'ı selamlıyorum sözleri parti içerisinde ne tepki görecek merak konusu. Çıkmazsan name erdin diyordu. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Kozmik Oda baskısının 10 yıl sonra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'la Denizli'de bir kitap fuarında karşılaştı. Arınç, Başbuğ'la tokalaştı ve sonra seçimi değerlendirdi. Sonuçlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi AK Parti açısından başarı olarak kabul edilemez dedi. Evet, 2009 yılında Fethullahçı savcıların başlattığı operasyonların yoğunlaştığı günlerde dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiası ortaya atılmış. Bu iddia üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kozmik Odası eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un talimatıyla bir akibin inceleme yapması şartıyla açılmıştı. Suikast iddiası ile ilgili soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. İlker Başbuğ da yıllar sonra biz Kozmik Odayı açmasaydık Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu suikastlarının arkasında TSK var denecekti. Bugün olsa yine Kozmik Odayı açardım demişti. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Devam edelim şimdi. Evet, Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye başkanlığı AKP'den MHP'ye geçti. 91 bin liralık köfte faturası krizi ortaya çıktı. Yeni belediye başkanı MHP'li Ertuğrul Karagöz koltuğu devraldıktan sonra önceki belediye başkanı AKP'li Hüseyin Yıldırım'dan kalma 91 bin liralık Akçaabat köftesi faturasını buldu.
Sözcü'de yer alan habere göre 28 Mart 2019 tarihli faturanın 2015'ten beri Erbaa'ya gelen bakan, milletvekili üst düzey bürokratın ağırlanması sırasında verilen yemekleri de içerdiği belirtildi. Seçimden 3 gün öncesinin tarihini taşıyan faturayı düzenleyen işletmenin sahibi Ali Gör, 3 yıllık bakan, milletvekili yemek faturası ödenmesi için yargıya başvurdum dedi. Gör, faturanın 2015-2018 arasını kapsadığını söylerken, eski başkan ödemeden gitti, belediyeye ödemek zorunda kaldık ve yeni başkanımızın da bilgisi var diye konuştu. Aydın Bozdoğan'da AKP'den belediye başkanı seçilen Ufuk Altıntaş'ın ilk icraatı 88 işçiyi işten atmak oldu. Altıntaş'ın işten çıkarmaları için belediyenin borcunu gerekçe gösterdiği öğrenildi. Aydın Bozdoğan Belediyesi'ne bağlı Bozbel AŞ'de kadrolu çalışan 88 işçinin işlerine son verildi. İşten çıkarmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve sayının 172'yi bulacağı ifade ediliyor. Toplam 260 işçiden 172'sinin işten çıkartılmasına gerekçe olarak belediyenin borcu gösterilse de CHP asıl gerekçenin kadrolaşma olduğu görüşünde. AKP'li Başkan Ufuk Altıntaş'ın kendisine destek veren yakınlarını ve partililerini İşkur üzerinden işe almak istediği de öne sürülüyor. İşçilerse önceki gün eylem yaparak işten atmaları protesto etti. Bozdoğan'ın AKP'den belediye başkanı seçilen Altıntaş'ın adı daha önce de oğlunun skandal pozuyla gündeme gelmişti. Başkan Altıntaş'ın oğlu Alperen Altıntaş'ın makam koltuğunda bacak bacak üstüne atıp bundan sonra böyle yazdığı ve elinde tesbihle verdiği pozuysa sosyal medyada tepki toplamıştı. 17 Aralık sürecinde istifa eden AKP'li eski bakan Egemen Bağış'ın 13 yıldır makam şoförlüğünü yapan kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrosunda olduğu belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman, AKP'li eski bakan Egemen Bağış'ın 13 yıldır makam şoförünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrosunda olduğu iddia etti. Ataman, bu gibi birçok yasa dışı görevlendirme yapıldığını biliyoruz. Hepsini açıklayacağız. İBB yıllardır kendi kadrosundaki elemanları bu şekilde tahsis ederek İstanbulluların cebinden milyonlarca liranın çıkmasına neden oldu dedi. Ataman, Bağış'ın şoförünün İBB'ye maliyeti kaba bir hesapla 780 bin lirayı buluyor. İstanbul halkının parasının bu yöntemle kimlere peşkeş çekildiği yakında tek tek ortaya çıkacak. Bu tip şoför ve araç tahsislerinin İstanbullulara maliyeti milyonlarca lirayı buluyor. Geriye dönük olarak bu paraları kamuya kazandıracağız. İstanbul sevdalarını ortaya dökeceğiz şeklinde konuştu. Çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa'nın... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu arasındaki Çamlıca Cami tartışması devam ediyor. Karamollaoğlu cami eleştirisine tepki göstererek kendisine zavallı diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Mesele cami meselesi değil, gösteriş merakıyla israfın İslam'a hizmet diye takdim edilmesidir dedi. Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapma gelir ya? 60 bin kişilik cami. Bir kere doldursunlar ellerini öperim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu arasındaki Çamlıca Camii tartışması büyüyor. Gerilimin fitili Karamollaoğlu'nun sözleriyle başladı. Saadet lideri 60 bin kişi kapasiteli camiyi eleştirdi. Konum olarak dolması zor, israf dedi. Erdoğan'dan da sert bir yanıt geldi Karamollaoğlu'na. Bu hesabı kalk bir de Kanuni'ye sorsana. Bu hesabı kalk bir de Fatih'e sorsana. Sen nereye götürüyorsun? Dışarıdan bakıldığı zaman şu ihtişama bak ya. Nereden nereye geldik Türkiye olarak derseniz. İşte o zaman hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Saadet liderinden Erdoğan'a yanıt gecikmedi. Yorumum AKP'ye dert oldu. Bizim gayemiz sadece bir ikaz yapmaktı dedi. Mesele cami meselesi değil. Gösteriş merakıyla israfın İslam'a hizmet diye takdim edilmesidir. Hal böyleyken bir de cami karşıtıymışız gibi bir algı oluşturma çabası var.
Bu arkadaşların her türlü algıyı oluşturma becerisi var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat algılarla artık bu gemi daha fazla yürümüyor. Bunu da kendileri çok iyi biliyor. Bizim ne söylediğimizi çok iyi anlıyorlar ama söylediğimiz hakikatler işlerine gelmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na bir yanıt gelecek mi merak konusu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'la Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu arasında Çamlıca Cami üzerinden israf tartışması devam ederken son günlerde birbirini izleyen görkemli düğünler de benzeri bir tartışmayı başlattı. Son günlerde gösterişli saray düğünleri birbirini izliyor. O düğünlerden ilki geçen hafta Türkiye'den kilometrelerce uzakta Dubai'de gerçekleşti. Bir dönem FETÖ'nün sermaye ayağıyla adı anılan Fettah Tamince'nin kızı Murat Ülker'in oğluyla dünya evine girdi. İki sermaye grubunun dünür olduğu düğün Akso City'yi buluşturdu. O düğünden görüntü ve fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı. Kraliyet ailesinin düğünlerini aratmayan o görüntülere en büyük tepki 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'tan geldi. Krallara layık son düğün görüntüleri ise cumartesi gecesi Çırağan Sarayı'ndan geldi. Çırağan Sarayı son yılların en gösterişli düğünlerinden birine ev sahipliği yaptı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören, merhum iş insanı Turkuaz Medya Grubu'nun en büyük hissedarlarından Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu'nun nikahları Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle kıyıldı. Kur'an tilavetiyle başladı, şarkılarla devam etti. Birçok ünlü ismin katıldığı nikah, görevi yeni belediye başkanına hala devretmeyen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da nikah şahidi oldu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camisi'nin devasa büyüklüğünü eleştirmesiyle başlayan israf tartışması bu kez düğünler üzerinden yapılmaya başlandı. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç sosyal medya paylaşımıyla gösterişli düğünleri ele aldı. Şu meşhur düğünden hareketle yazıyorum. Lüksün, ihtişamın, şatafatın olduğu yerde Fatiha suresini okumak Fatiha'ya saygısızlığın en bayağı hallerinden biridir. Zira Fatiha ezilenlerin ezenlere karşı bir direniş manifestosudur. Fatiha müminlerindir ifadelerini kullandı. Antikapitalist Müslümanlar da sosyal medya üzerinden değerlendirme yaptı. Dine karşı din tam olarak budur. Burada Fatiha suresinin 6. ve 7. ayetleri okunuyor. Ayetler her şeyi tefeciliğe ve bezirganlığa çevirmiş olan, yığdıkça yığıp doymayan mülk sahiplerinin ve zalimlerin yolunda değil, paylaşanların, hak ve adalet sahiplerinin yolunda bizi yürüt diyor ifadelerini paylaştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde nikah trafiğini yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağoğlu, Alperen Bozdağ'ın nikah şahidi olan Erdoğan, pazar gecesi iki nikah birden katıldı. Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Erkan Yılmaz'ın ve Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al'ın nikah törenlerinde şahitlik yaptı. İktidar uzmanların uyarılarına ve yaşanan facialara rağmen bazı projeleri hayata geçirirken acele etmekte tereddüt etmiyor. O projelerden Marmaray'da yolcular dün saatlerce tüp geçitte mahsur kalmış, yürüyerek kendilerini dışarı atmıştı. İstanbul Havalimanı'ndaysa bu sabah seferler saatlerce aksadı, pilotlar yakıt kritiğine girdi. Risk seviyesi yüksek anlar yaşandı. Görüntüler geçen yıl 29 Ekim'de resmi açılışı yapılan ancak Türk Hava Yolları'nın 5 Nisan'da taşındığı İstanbul Havalimanı'ndan. Müzik
Dolu yağışı İstanbul'da kent merkezinde etkili olurken yeni havalimanı çevresinde yağış ve sis pilotlara zor anlar yaşattı. Binali Yıldırım konuşuyor, ekrana taşıyoruz. Önce Cumhuriyet Halk Partisi adayı rakam vererek kazandığını ilan etti. 29.500 civarında oy farkıyla kazandığını ifade etti. Biz de aynı gece 11.25 geçe eldeki bilgilere göre biz kazandığımızı söyledik. Devresi gün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Bey bir açıklama yaptı. O açıklamada da 27.889 oyla Ekrem İmamoğlu'nun daha önde olduğunu ifade etti. Böylece sandık sonuçlarına ait ilk bilgilerle beraber seçim esnasında, seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormallikler, şaibeler, yolsuzluklar gibi anormalliklerin de gündeme geldiğini hep beraber gördük. Bu seçimleri ikiye ayırmak gerekir. Bir tanesi seçim günü yapılan işlemler, idari işlemler. İkincisi de seçim sonrası, seçim sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirildiği yargısal süreç. Yargısal süreç şu an itibariyle devam ediyor. Bildiğiniz gibi burada gerek AK Parti, gerek diğer partiler, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi çeşitli yerlerde itirazlarda bulundu seçim sonuçlarına. Ben kısaca bu itirazların bir listesini sizlere söylemek istiyorum. Örneğin 2014 yılı seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış, 77'si reddedilmiş, 7'si kabul edilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi 45 itiraz yapmış, 4'ü kabul görmüş, 41'i reddedilmiş. Böyle gidiyor. Toplamda 191 bütün Türkiye genelinde seçimlere itiraz olmuş. 19'u kabul görmüş, 172'si reddedilmiş. 2019 yılı seçimlerine yani 31 Aralık'a geldiğimizde toplam 522 itiraz var. Bunun 485'i itiraz görmüş ve 13'ü kabul edilmiş. 24'ü de kısmen kabul edilmiş. Burada kim var? AK Parti var, CHP var, MHP var, İYİ Parti var, HDP var, Büyük Birlik Partisi var, Saadet var, DSP, DP, Vatan ve Bağımsızlar. Dolayısıyla herkes itiraz hakkını kullanmış, kullanmaya devam ediyor. Şu andaki durum nedir itiraz sürecinde? Abdullah Bey, yani itirazlar sonucu geldiğimiz nokta nedir? Onun detayını siz daha iyi biliyorsunuz. İsterseniz konuşmanızı tamamladıktan sonra mı? Yok, hemen söyleyin de. Sayın Başbakanım, şu anda hali hazırda İstanbul'da 39 ilçemizdeki mevcut geçersiz oyların sayımı ve tam sayım dediğimiz 6 ilçemizde malum Çatalca, Silivri, Maltepe, Çekmeköy, Ataşehir 2 ve Kartal 2 olmak üzere tam sayım yapılmıştı bu ilçelerimizde. Bunlar tamamlandı. Sadece Maltepe ilçemizde şu anda oy sayımı hem ilçe belediye başkanlığı için hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait oy pusulları 1089 sandıkta devam ediyor. Bir süreci de anlatmak isterim Maltepe'yi özelde. İsterseniz o kısmını seçimde neler oldu o bölümde anlatalım. Tamam Sayın Başbakanım. Evet, yani tamamlandıktan sonra Sayın Başbakanım Maltepe ile beraber 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu 22. maddesi gereğince kamuoyunda da farklı bir algılama var, bunu da belirtmek isterim. 22. maddenin ikinci fıkrası çok açık.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın belirlenebilmesi için 39 ilçenin tamamında ilçe birleştirme tutanaklarının il seçim kuruluna gelmesi gerekiyor. İl seçim kurulu da kendi birleştirme tutanağını yaptıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın en fazla oyu alan adayı açıklıyor. Şu anda Maltepe ilçemizde 1089 sandıktaki sayım devam ettiği için ilçe birleştirme tutanağı oradan henüz gelmemiştir. Dolayısıyla İstanbul İl Seçim Kurulu da kendi birleştirme tutanağını hazırlayamadığı için burada işte kamuoyunda mazbata dediğimiz soruş tutanakları hazırlanamıyor. Ben dolayısıyla Maltepe ilçesindeki bu sayımlar tamamlanmadan da bu yasal sürecin tamamlanması hukuken mümkün değildir. Bunu da arz etmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, tabii bu itiraz süreci seçim kültürümüzde her seçimde olmuştur. Hatta ilk itiraz seçimlere 1946'da olmuş. O 46 seçimleri yarı serbest seçimlerdir. Ve o itirazda Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. İlk açık oy gizli tasnif olmasına rağmen o itirazı yapan da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla itiraz kültürü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yabancı değildir. Bugün bu itiraza tahammülsüzlük esasında anlaşılabilir değildir. 2014 seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi Ankara seçimlerini itiraz süreçlerinden sonra hem Anayasa Mahkemesi'ne hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürmüştür. Antalya'da da aynı süreci işletmiştir. Bunlar niye söylüyorum? Biz hukukun peşindeyiz. Biz vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu da kısmen başardık. Başlangıçta 29 bin, 27 bin açıklanan rakamlar bugün 12.200 seviyesine gerilemiştir. Bir şeye İstanbulluların dikkatini çekmek isterim. İki parti veya iki aday birbirine yakın oy aldığı halde neden aradaki fark benim lehime artmaktadır? Bu sorunun cevabını bekliyorum. Normalde yanlışlık varsa bu yanlışlık her iki aday için de aynı şekilde olması icap eder ve sandıktaki düzeltmelere ihtiyaç kalmaz. Bu şunu gösteriyor, oylar sandıkta iç edilmiştir. Bu kadar açık. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Bunlar tespit edebildiklerimiz. Bugüne kadar oyların sadece %10'u sayılabilmiştir. Biz eminiz ki bu oyların tamamı sayılabilmiş olsaydı, eğer rakip aday, Cumhuriyet Halk Partisi buna rıza gösterseydi, mutlaka bu seçimin sonucu böyle olmayacaktı. Bu fark kapanacak ve tersine dönecekti. Bunun rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii her iki halde de şunu da söylemek isterim. Yani seçimin bu şekilde dönüşmüş olması tatsız bir şey. İstanbul gibi memleket büyüklüğünde bir şehri yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş bir şey olmaz. Başkanın güçlü şekilde görev yapması ve İstanbulluların özlediği, beklediği hizmetleri yerine getirilmesi bütün İstanbulluların arzusudur, beklentisidir. Değerli arkadaşlar, biz başından beri hukuk vurgusu yapıyoruz. Adalet diyoruz. Seçim hakim teminatındadır diyoruz. Dolayısıyla şu anda da işleyen süreç
bundan ibarettir. Yüksek Seçim Kurulu işin sahibidir, patronudur ve seçimle ilgili itirazları tamamıyla Yüksek Seçim Kurulu yönetmektedir. İtirazların bir kısmını bizim taleplerimizi reddetmiştir, bir kısmını kabul etmiştir. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısım talepleri kabul edilmiştir, bir kısımları reddedilmiştir. Ve neticede bir sona yaklaşmış bulunuyoruz. Az önce Abdullah Bey'in de söylediği gibi Maltepe'deki sayım da tamamlandığında bu süreçler tamamen bitmiş olacak. Ve böylece Yüksek Seçim Kurulu bir karara varmış olacaktır. Değerli arkadaşlar, yani ben bu noktada şunu doğrusu anlayabilmiş değilim. Bir tahammülsüzlük var ortada. Seçimi kazandık, verin mazbatayı. Ya kardeşim, seçimi kazandığının kararını sen mi vereceksin? Bugüne kadar bu ülkede onlarca seçim yapıldı. Seçimin kazanıldığının kararını veren yer Yüksek Seçim Kurulu'dur. Bugün böyle verilmiş bir karar var mıdır? Belediye başkanıyım diye kart bastırırsam, belediye başkanıyım diye Anıtkabir defterine bu unvanla imza atarsan ve belediye başkanıyım diye sokakta dolaşıp mitingler yaparsan, Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği kararı etkilemekten başka ne iş yaparsın? Hukuk devletinde baskılarla hakimleri, karar vericileri etkilemek mümkün değildir. Hakimler hukuka göre karar verir, hakimler kararlarıyla konuşur. Dolayısıyla hepimize düşen sonucu sükunetle beklemektir. Dış ülkelere mesajlar göndermek, dış ülkelerden Türkiye'ye baskı yapmasını sağlamak, bunlar bizim milletimizin canını sıkmaktadır. Ve dünyaya Türkiye'yi bu konuda şikayet etmek, Türk demokrasisine, Türk hukuk sistemine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ben Sayın İmamoğlu'nu, değerli rakibimi bu gibi tecrübesiz davranışlara son vermesini ve sükunetle yüksek... Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuştu ve Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Seçimi kazandığının kararını sen mi vereceksin? YSK henüz bir karar vermiş değil dedi. Detayların akşam haberlerinde İmamoğlu'nun açıklamalarının karşılık olarak Binali Yıldırım'ın açıklamalarını akşam haberlerinde izleyebilirsiniz. Devam edelim. Az önce yarım kalmıştı haberimiz. Yeniden anons edelim. Uzmanların uyarılmasına ve yaşanan facialara rağmen bazı projeleri hayata geçirirken acele etmekte tereddüt ediyor iktidar. O projelerden Marmaray'da yolcular dün saatlerce tüp geçitte mahsur kalmış. Yürüyerek kendilerini dışarı atmıştı. İstanbul Havalimanı'ndaysa bu sabah seferler saatlerce aksadı. Pilotlar yakıt kritiğine girdi. Risk seviyesi yüksek anlar yaşandı. Görüntüler geçen yıl 29 Ekim'de resmi açılışı yapılan ancak Türk Hava Yolları'nın 5 Nisan'da taşındığı İstanbul Havalimanı'ndan. Dolu yağışı İstanbul'da kent merkezinde etkili olurken yeni havalimanı çevresinde yağış ve sis pilotlara zor anlar yaşattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pilotlar İstanbul Havalimanı'na bir süre iniş yapamadı. Havada tur atmak zorunda kalan bazı uçaklar yakıt kritiğine girdi. İniş için öncelik istedi.
Seferlerde ortalama 15 dakikalık rötar meydana geldi. Seferler öğle saatlerinde normale döndü. Havalimanı projesi gündeme geldiğinde uzmanlar bölgenin meteorolojik koşullar açısından zor bir yer olduğu uyarısını yapmıştı. Açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 29 Ekim'de yapılmıştı. Bir başka uyarı da 31 Mart seçimleri öncesi açılışı gerçekleştirilen Halkalı Gebze tren hattı için yapılmıştı. Birleşik Taşımacılık Sendikası teknik eksiklikleri gerekçe göstererek açılışın aceleye getirilmemesini istemişti. Sendika Başkanı Hasan Bektaş 24 Haziran seçimleri öncesine denk gelen Başkent Ray açılışı için de benzeri uyarıyı yapmış. Açılıştan bir süre sonra da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza meydana gelmişti. Halkalı Gebze tren hattında seferler açıldığı günden beri sık sık aksıyor. Son olarak cumartesi günü tren arıza yapınca yolcular tüp geçiti yürüyerek geçmek zorunda kaldı. Görüntüler yolcuların cep telefonu kamerasından yansıdı. Trende kalan yolcular arızanın Kazlıçeşme ile Yenikapı arasında yaşandığını duyurdu. Yolcular sosyal medya paylaşımlarında tepkilerini de dile getirdi. 50 dakika süresince hiçbir bilgi de verilmediğini yazdılar. Arızanın giderilmesinden sonra seferler normale döndü. Halkalı Gebze hattının açılışı da yerel seçimlerden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmişti. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakada puanlar paylaşılırken Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi 20 yıla çıktı. Ezeli rakip ve ebedi dostlar Kadıköy'de kozlarını paylaştı. 44.672 biletli seyircinin takip ettiği Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasında ilk yarıda eşitlik bozulmadı. 44. dakikadaysa Fenerbahçe oyuncusu Hasan Ali Kaldırım kırmızı kart gördü. 66. dakikada Galatasaray oyuncusu Henry Onyekuru'nun attığı golle takım 1-0 öne geçerken Fenerbahçe'nin yanıtı gecikmedi. 71. dakikada attığı golle Elif Elmas skoru 1-1'e çevirdi. Başka bir golün olmadığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Çok yaşa, canı feda olsun sana, hiçbir şey değişmez. Öte yandan geçtiğimiz günlerde 83 yaşında yaşamını yitiren Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu, dört bir yana afişleriyle süslenen statta anıldı. Anmaya Galatasaray taraftarları da eşlik etti. Karşılaşma öncesinde de sinyor için özel bir koreografi de yapıldı. Bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz. Gelişmeler arttıkça akşam haberlerinde detayları da izleyebilirsiniz. İstanbul'da Maltepe'de oy sayımı devam ediyor ve oy farkı da ekranın sol köşesine yansıyor. Sevgili izleyenler, bunu da belirtelim. Görüşmek üzere.